Evet arkadaşlar, güneşli bir Samsun günden hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Siz abone olduğunuz sürece biz daha iyi içerikler üretmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şimdiden bunu hatırlatmak istedim. Yavaştan videomuza geçelim. Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. Evet arkadaşlar, bu hafta yine bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Bu hafta inceleyeceğimiz araç Hyundai markasının Excel modeli arkadaşlar. Ülkemizde ve Avrupa'da 1991 ve 1994 yılları arasında üretilen, ülkemizde iki farklı motor seçeneğiyle piyasaya sürülmüş bir sedan modelidir. Bu paketlere gelecek olursak LS ve LS paketi arkadaşlar. GLS paketi dolu versiyon paket. Yani LS paketine oranla elektrikli cam açma tuşları, merkezi kilit ve klima gibi özellikleri bu arabayı dolu gösteren özellikler arasında. LS paketi de anlayacağınız üzere bu aracın boş paketini oluşturan bir paket. Yani toplamda iki farklı paket grubuna oluşmakta bu araç. 71 beygir gücünde 123 Nm tork üreten, çok tatminkar olmasa da orta tipte bir kullanıcıya hitap eden, yani günlük yaşantısında ihtiyacınızı giderebilen bir araç diyebilirim sizlere. Çok büyük performans beklemenizi öneririm yani, o yüzden dedim. İsterseniz aracı bir dış taraftan gezelim. Aracımıza dış taraftan baktığımızda Kore yapımının kendine özgü hat çizgilerini görmekteyiz arkadaşlar. Bunu dememdeki kasıt, yani S kupesi de vardı Hyundai'nin, bildiğiniz üzere kupe bir modeli vardı. S kupesinde de sedan karoserine çok benzeyen Hyundai modeli bir araç. O dönemin uzak doğu otomobillerinin tipik özelliği olan yuvarlatılmış hat kenar çizgilerini Hyundai Excel aracımıza da görmekteyiz. Nitekim bunu Türkiye pazarında da sıkça yayılmış, yaygın olan Hyundai Accent yumurta kasasında da görmekteyiz arkadaşlar. O 90-95 yıllar arasında Kore firmasının, Kore markasının araçlardaki o ovalimsi çizgileri görsel derinliğe boğduğunu görmekteyiz arkadaşlar. O yıllarda karşılaşabileceğimiz ovalimsi tüm araçların neredeyse %60-70'ini Güney Kore, yani Hyundai markasının ürettiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bizzat test aracımızda da gördüğünüz üzere bagaj konusunda yeterli malzeme depolayabileceğiniz, kullanıcısının ihtiyaçlarını giderebilecek bir bagaj olduğunu düşünüyorum. Teknik verilerine ulaşamadım ama tahminlerime göre 330-340 litre bandında bir bagaj kapasite olduğunu düşünüyorum. Ve bu hacmin de tüketicisinin ihtiyaçlarını giderebilecek cinsten bir bagaj olduğunu düşünüyorum ben. İsterseniz şimdi yoldaki performansına bakalım. Yol tutuşu nasıl? Hissiyatı, gidişatı. Bir de onlara bakalım. Ufak bir yol testine çıkalım. Şimdi de ufak bir yol testine çıkalım bakalım. Oğlum bu geri mi çalışıyor? Arada konuşur filan. Hissiyatı güzel. Yani eski olmasına rağmen, yani beni ısır diyen bir yapısı var yani arabanın. Bu hoşuma gitti yani. 93 model kaç yılında oluyor? Kaç yaşında oluyor yani? 2003, 2013. Hani 29 yaşında bir arabayla şu an seyahat ediyoruz arkadaşlar. Yani şu an şu gaz hissiyatı, hadi beni yola çıkar diyor yani. Hadi yola çıkalım diyor. Hani benim hoşuma gitti. Şu vitesin minimalize oluşu mu diyeyim artık. Hani minimalist bir yapısı var yani. Ufak, şirin. Hani vites atmanızı bile istekli hale getirir derecede fiziki özelliği var vitesin. Yani hani R9'larla, Toros'larla yani buna baktığımız zaman yani bunun sürüş konforu, ben daha yola çıkmadan şu an, daha iyi olacağını düşünüyorum yani. Bismillah diyelim, el frenimizi indirelim. Yavaştan yolumuza çıkalım bakalım. Bak, kullanıcı yorumlarına da baktım. Birinci viteste 40 km hızı görüyor. 2'de 90'ı görüyor ama ikinci viteste 90'dan sonra hız arttırmıyor gibi yorumları okudum. Yani bunun da şeyden dolayıymış galiba. Fabrika böyle dizayn etmiş diyeyim artık. Hani 90 km'nin üstüne çıkartmamış bu arabayı. Onu deneyeceğim şimdi. Bir
yol boş olursa, müsait olursa yavaştan çıkalım bakalım. Evet, içeriye ses vermesi biraz çok. Yani sesi bayağı alıyor tabii. Ya bu arabayı da ses özelliğinden dolayı kötülemeyiz. Yani en nihayetinde 30 yıl yaşında bir araba yani. Mekanik bir yapı sonuçta. Ya ister istemez o sesleri içeri alacaktır yani. O yüzden çok kötüleyemeyeceğim. Yani Toros'ta kullandım. Kuş serilerinde kullandım. Kartal'dı, Şahin'dir. Bunları da kullandım. Yani onlara baktığımızda tabii o arkadaşlarımız, o Kartal, Doğancılı arkadaşlarımız da hevesleri var tabii ama onu ben bunu almayı yeğlerim, tercih ederim diyorum size. Performans arabası. Tam anlamıyla fiyat performans arabası. Vallahi bir egzer alasım geldi yani böyle köye möye gitmeye. İkinci vitesi bir yapalım bakalım. Çok da yormayalım arabayı. İkinci viteste 80'e geldik. En nihayetinde emanet bir araba arkadaşımızın. Çok üstüne gitmek istemedim yaşlılık olaya. Ama hani bu yaştaki bir arabaya, bu yorgunluktaki bir arabaya göre gerek yol tutuşu, sürüş keyfi, yani direksiyonun hakimiyeti insanı tatmin eder derecede. Yani ben bu yaştaki bir araçtan bu tür bir dayanıklılık mı diyeyim, yani yol tutuşu beklemezdim açıkçası. Yani bir Toros hakkında performans bekliyordum ama gerçekten de benim beklentilerim üste çıktı diyebilirim size. Zaten yakıt tüketimleri falan da çok değil yani bunun. Yakıt konusunda da cimri diyebiliriz buna. Yani bir Doğan'a binmektense, Şahin'e, Kartal'a, Toros'a binmektense inanın arkadaşlar aynı paraları bu araca binebiliyorsunuz. Evet şu an sahibinden de toplamda 120 tane var. Yani farkındalığı çok yok. Sayısı az, piyasa hacmi çok dar bir araba ama kullananların da yorumu, o azının da dile getirdiği yorum tatminkar denildi yani. Biz bu arabadan memnunuz diyorlar, beklentilerimizi karşılıyor diyorlar. Yani şimdiden hak veriyorum onlara. Aracın sayısı az, piyasa hacmi az ama yol tutuşu, konforu gerçekten de bu aracı alınmasını önerir cinsten diyebilirim size. Vallahi ben keyif aldım arkadaşlar yani. 60-70 bin liradan başlayan fiyatı var. 110-120 liraya kadar, 140'lara 130'lara da ilanlar gördüm. Ve tabi onlar daha temiz olduğu için o fiyatlarda. Yani o fiyatlara bile yani anılabilir. Yani 120 lira bandında gerçekten tam bir fiyat performans arabası diyebiliriz bunu. Yani şu an 120 lirana sadece adı kaldı. Yani şu piyasada 120 bin lira kimi arabalarda pazarlık payı oldu. Yani 120 bin liraya orta tipli bir ailenin, orta gelirli bir ailenin alabileceği ya da asgari ücretli bir ailenin alabileceği gerçekten de her kullanıcıya hitap eden bir araba diyebilirim. Gidin köye çıkın, rampalara vurun, isterseniz şehir içinde kullanın. Gerçekten de zevkli bir araç. Tam bir fiyat performans arabası. Yani kötü özellikleri var mı? Var. Onun için de ayrı bir video çekeceğiz almamak için 5 neden diye. Şu an ben bu arabayı alacak arkadaşlara bu arabayı önerebilirim. Gönül rahatlığıyla bu paraları verip alabileceğiniz bir araba. Tabii ağır sorunları, mekanik sorunları olmadığı sürece, temizini bulduğunuz sürece bu araba alınıp binilebilecek bir araba arkadaşlar. Bu hafta Hyundai Exia aracının incelemesini yaptık arkadaşlar.
Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.